Herkese merhaba, ben Hakan Salihoğlu. Herkese merhaba, ben Elif Salihoğlu. Bugün sizlere toplu bir şekilde termos ve matara incelemesinde bulunuyoruz. Tek tek çekmek yerine toplu çekmeyi daha doğru buldum. Öncelikle termoslardan başlayacağım. O yüzden mataraları kenara kaldırıyorum. Termos konusunda ben şöyle bir olaya yani yanılgıya düştüm. Dedim ki sosyal medyada kahvemi, işte sıcak içeceğimi, çayımı ya da soğuk içeceğimi, meyve suyumu, limonatamı, vişne suyumu vesaire koyup soğuk su da olabilir. Yanıma alıp çıkabileceğim kaliteli bir termos satın almak istiyorum dedim. Çünkü ben de daha öncesinde bu promosyon firmalarının verdiği, işte firmaların promosyon diye hediye dağıttıkları termoslar vardı. Bu termoslar 8 saat sıcak, 8 saat soğuk tutma vaadinde bulunsalar da ben evde, yani evde sıcak bir şekilde kahvemi demleyip kitap okumaya parka gittiğim zaman bu 5-10 dakikalık sürede bile kahvenin buz gibi olduğunu ya da buz gibi bir içecek koyduğumda onun ısındığını falan gözlemliyordum. Promosyon bütün ürünleri elden çıkardım ve bundan sonra da bir firma promosyon ürün dağıtıyorsa onu evde bardak gibi bile kullanmama kararı aldım ve hiç yanıma artık almıyorum. Yani hediye verildiği zaman bile firmalardan yok ben istemiyorum başkasına verin diyorum ya da bana verildiyse ilk gördüğüm kişiye ben hediye ediyorum falan. O tarz basit ürünlerle kesinlikle zaman kaybetmiyorum. Sonrasında bayağı bir araştırdım neler alabilirim diye. Bana termosu dünyada ilk bulan firma, İngilizce T-Hermos diye yazılan termos firmasını önerdiler. Bu firmayı araştırdım. Ülkemizde çok pahalı. Sonrasında Stanley diye Avrupa markasını önerdiler. Bu markayı da araştırdım. Bu da çok pahalı ve bunların ürünleri outdoor ürünler olduğu için çok ağır. Yani atıyorum bu 700 milim su alıyorsa kendisi 1-1,5 kilogram gibi ağırlıklara sahip ve ben bunu gündelik hayatta yanımda taşıyorsam yani imkansız taşıyamazsınız. Çok ağır. Yani o kampa giden ya da atıyorum bir ıssız ormana, ıssız adaya giden ya da bir doğal afet durumunda falan yani 3 gün örneğin sıcak suya ihtiyaç var. 3 gün içinde bulunması gereken bir ürün. Gündelik hayat için uygun değil çünkü ağır ve pahalı. Onlardan uzak durdum. Sonrasında popüler ürünlere baktım. Bu internette kızlar mesela neydi? Bu meşhur bir kahveci var ya. Starbucks'ın termoslarını çok övüyor. Starbucks'ın termoslarına baktım. Bu promosyon termoslardan bile çok dandik. Bence onlar reklam amaçlı yani pek işlevi yok. Evet yani o promosyon termoslarda şöyle bir şey var. Çantanın içine koyduğu zaman işte çantaya aktı, çantam kirlendi, kitabım, defterim ıslandı, telefonum bozuldu falan diyenler de var. Onlara hiç yönelmedim. Yabancı sitelere yöneldim. AliExpress gibi firmalara bakmaya başladım. Marketlere baktım. Termos satan yerlere baktım. Birkaç tane termos aldım. Ben bu termosları satın aldıktan sonra vaat ettiği süreleri kesinlikle korumadığını gördüm. Örneğin kışın ben oda sıcaklığında su içmek istiyorum. Çantama termosta suyumu koyuyorum. Su soğuyor. Ya da sıcak bir içecek koyuyorum. Soğuyor. Baktım olacak gibi değil. Sonra araştırmalarıma devam ettim ve bu önümde gördüğümüz ürünleri satın aldım. Şimdi kahve termosunda halen istediğim ürüne ulaşabilmiş değilim. Bunları kenara çeksene. Hemen çekelim. Önünden şu büyüğü de kenara çek. Şimdi elimdeki termosu, şu elimdeki termosu sen pembeyi göstersene. Elimdeki termosu alma sebebim kapağı yüzündendi. Şimdi termoslarda şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar kapaksız ürünleri satın alıyor. Atıyorum şurada düğmesi var. Basıyorsun yani böyle çevirince akmıyor ama basınca akıyor su. O tozlanıyor, kirleniyor ve siz tozu, kiri, pisliği içmiş oluyorsunuz. Bu kapaklı ürünler burada kilit mekanizması olduğu için çantada kendi kendine kapağı açılmıyor. Kilidini açıyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Düğmesine basıyorsunuz, açılıyor. Açıldıktan sonra kapağını bir tık geriye ittiriyorsunuz. Alırken de iki şeye dikkat etmeniz lazım. Burada yay olmalı. Bazılarında lastik oluyor ve lastik çıktıktan sonra takılmıyor diye. Lastik ömrünü tamamla, bakın mesela bu oynamıyor. Evet. İttirmeniz lazım. Burada silikon tapası var. İçi yani bir kendisinin deliği mevcut, bir hava deliği mevcut. Bunu şu şekilde kullandığımız zaman hava deliği yukarıya gelecek şekilde su ya da kahve, içecek burada birikiyor, sonra içiyoruz bardak gibi. Bunu böyle içiyoruz. İçtikten sonra da tek halinde kapatıyoruz, kilitliyoruz, çantamıza koyuyoruz. Sonrasında da işte kullanacağımız zaman tek elle açıyoruz, basıyoruz. Şunu da geri itiyoruz. Hop içiyoruz. Bunu geri itmeye de gerek yok aslında. Ama ağzımıza, yüzümüze, burnumuza değmesin istiyorsak tam açıyoruz. Bu şekilde bir termos. Bu turkuaz renkte. Ben erkeklere bunun yakışacağını düşündüğüm için bunu aldım. Eşim pembesini aldı. Aldığımız yerde beyazı, siyahı ve bir dünya rengi mevcuttu. Sonrasında ben size iki tane termos olayımı anlatayım. Bu termosun birebir aynısının, görüntüsü de aynı, her şeyi aynı. İncesini satın aldım. Bu 450 milimlik bir termos. O 250 ya da 300 milimlik tam bir bardak şeklinde termostu. Dedim ki ben bir bardağın üzerine geçmiyorum. Çıkmıyorum. Kahve termosu olarak kullanayım dedim. Çantama koydum ve bu şöyle şuradan açıp size göstereyim. Çin malı bir termostu. Hatta çok meşhur böyle Çinli bir firma satıyordu. Türkiye'de şubeleri olan, AVM'lerde şubeleri olan bir firma. Bu silikon kısmı ve içindeki silikon kısımlar koku yapıyordu. Yani ben ne zaman içsem silikon tadı, silikon kokusu geliyordu. Baktım olacak gibi değil. Bu sırf silikondan dolayı onu emekli yaptım. Bunun içinde yine tekrar silikonu görüyorsunuz. İçi 404 paslanmaz çelik. Bu güzel bir termos. Ama işte yaşadığım olayda, negatif olayda Çin malı ve adi ürün olduğu için neydi? Silikonun tadı ve kokusu geliyordu. Ve ben bunu sıcak sularda yıkadım, deterjanlarla yıkadım, günlerce sular beklettiğim için de yani yapmadığım şey kalmadı. Kapakları açık bekledi falan olmadı. Bu yüzden de elden çıkardım ve kaliteli bir termos satın aldım. Eşim pembe, ben turkuazını kullanıyorum. Bu bizim kahve termosumuz. Bunda kahve içmek gayet güzel. İşte yanımıza alıyoruz, bir yere gidiyoruz falan, kullanıyoruz bunu. Senin bununla ilgili söyleyeceğim şey var mı? Ben de memnunum. Kilitli olması çok iyi. Çantamda açılmıyor. Evet, kapaklı olması da güzel. Toz yapmıyor. Uzun süre mesela kahvem sıcak kalıyor. Sonra hafif, çok da ağır değil. Biz bunu nereden aldık diye sorabilirsiniz. Yani nereden aldınız bunu diye sorabilirsiniz. Migros'tan satın aldık. Altından markası yapışık bir şekildeydi. Onu söktük. Evet. O yüzden markasını söyleyemiyoruz. Migros'tan aldık. Gayet güzel. Bu 8 saat sıcak, 8 saat soğuk tutuyor ve denedik. 8 saat sıcak, 8 saat soğuk. Gerçekten doğru. Ama ilerleyen zamanlarda imkan olursa daha da böyle profesyonel ürünlere geçmeyi düşünüyorum. Ama dışında da kullanılmamalı. Mesela farklı bir içecek koyarsak sıcak içecek dışında mesela damlatıyor. Ya o damlatma şöyle oluyor. İçine buz koydunuz diyelim. O damlatıyor. Pardon, buz demeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bunu ağzına 0.0 doldurduğunuz diyelim. Bu içine girdiği zaman hani baskı yapıyor. Onun dışında da buzlu bir şey koydun mu o içindeki eridiği zaman bir hacim oluyor ya. Hani bir hava veriyor, o da damlatıyor yani. Evet, o da damlatıyor. Evet. Ama işte tam 0.0 yaparsanız ve bu içinin kısmı da içine girdiği zaman o basınçla kenarlardan atma yapıyor. Ama onun dışında normalde hiçbir sıkıntısı yok. Hadi bunu kenara kaldır. Size bir termos anımı anlatayım. AliExpress'ten termos aldım. Bu kola şişelerine benzeyen bir termostu. Bunu da kaldır. Bu termos kaldıracaktım. Bu termos başta görevini çok güzel yapıyordu. Sonrasında baktım 8 saat soğuk kalması gereken su koyuyorum örneğin. Su 2 saat 3 saat sonra ısınıyor. Sonra baktım o da olacak gibi değil. Onu emekli yaptım. Bir de onun kendi kapağında bir plastik kısım vardı. O plastik kısım kendi kendine çıktı. Takılmadı. O da görsellik olarak içime sinmeyince tamamen hayatımdan çıkardım ve bu bahsettiğim termos DNR'lar, işte marketler, popüler yerler her yerde satılıyor ve de çok pahalı. Kesinlikle kola şişesine benzeyen termoslardan uzak durun. Sonra termos demişken getir pembeyle. Şimdi bizim şoktan aldığımız markasını oku. Colorado marka. Colorado, pardon. Colorado marka 3 tane termosumuz var. Turkuaz, gri ve pembe şeklinde. Şimdi ben bunları şu ikisini İstanbul'dayken satın almıştım. Bunu Ankara'ya gelince satın aldım. Bunu satın aldım. Faturasını, fişini kesinlikle atmadım. İçine suyumu sıcak ve soğuk şeklinde koydum. Birine sıcak koydum, birine soğuk koydum. Ve 8 saat sıcak, 8 saat soğuk tutması gerekiyordu. Bu 1,5 günden fazla bir şekilde suyu soğuk tuttu. 8 saat vaadini gerçekleştirdi. 8 saatin sonunda da sıcak su içilebilir seviyedeydi. Hatta bizim bebeğimiz olduğu için bebeğin mamasını hazırlamak için içine bayağı böyle Ankara'nın soğuk kış günlerinde bile sıcak su koyduk. Hiçbir şekilde soğuma olmadı. İşte soğuk su koyduğumuzda ısınma olmadı. Aynen, memnunuz bundan. Evet, çok memnunuz. Bunun burada bir silikon tutma kolu var. Evet. Vidalı, istersek çıkartabiliyoruz. Ama ben hiç çıkartmadım. Sonra kapağını, kapağını açıyoruz. Kapağını açtığımız zaman içinde 304 paslanmaz çelik olduğu yazıyor. Sonra bunu hop böyle bu şekilde içebiliyoruz. Çok pratik. İçimi de kolay. Ben memnunum bundan. Bu yanılmıyorsam 700 milimdi. 700 milim su alıyor. Ve genelde bu aralar kızım yani bebek olduğu için bebek arabası kullandığımız için bu ikisi bebek arabasında duruyor. İşte eşim pembeyi kullanıyor. Ben griyi kullanıyorum. Dışarılarda soğuk suyumuzu içiyoruz. Bu aralar Ankara çok aşırı sıcak. Evet. Ve bu sıcaklarda soğuk suyumuzu içiyoruz. Hatta diyelim bunun içindeki suyumuz bitti. Bir marketten su aldık diyelim. Bir yudum içtik. Gerisini koyacağız. İçine dolduruyoruz. İçinden içiyoruz. Çünkü o bir yudum içtik. Geri kalanı hemen ısınıyor. Bu yüzden içerisinde kalıyor yani. Uzun süre soğuk kalıyor. Evet, bu uzun süre soğuk kalıyor. Ben bunu gündelik kullanım için aldım. Yani işte bebek arabasında olur, normal arabamda olur vesaire gibi. Bunu da turkuazı İstanbul'da bulamamıştım. Ankara'ya gelince satın aldım. Hatta ben bunu çok kullandığım için düşürdüm, ezildi, boyası kalktı ama hiçbir şekilde onda da aynısı geçerli. Soğuk sıcak tutmasında bir değişim olmadı. Bu turkuazı da İstanbul'da bulamamıştım. Ankara'ya gelince tesadüfen buldum. Bulmuşken hemen satın aldım. Bu da gündelik hayat çantamda duruyor. Çantamda ne var videosu çekeceğim. Orada görürsünüz. Bununla işte hemen çantamdan çıkartıp suyumu içiyorum. Onunla kahvemi içiyorum. Ve ikisi de turkuaz olduğu için çok güzel uyum sağlıyor. Ve turkuaz renk de insan kıyafetiyle negatif bir olay yaratmıyor. Yani takım elbise kullanırken de bunu kullanabilirsiniz. Sportif hayatta da kot gömlek, kot tişört şeklinde de kullanabilirsiniz. O yüzden gayet güzel. Termosları kaldırabilirsin hanımım. Öteki termosumuz var. Ya da onu sen anlat. Bunu mu? Hı. Ya da ben anlatayım. Tamam, anlat. Şimdi burada Colorado'nun ismini yanlış mı okudum? Colorado. Burada büyük boy termosu var. Yazarız zaten videomuzun altında. Burada bunun tutma yeri mevcut. Sonrasında kapağı mevcut. Burada klipsi var. Bu klipsini böyle çekip kolumuza buraya takıp böyle bunu omzumuza alıp istediğimiz yere gidebiliyoruz. Ben bunu yine satın alırken deneyerek, test yaparak aldım. Çünkü ben bunu piknikler ve kamplarda kullanacağım. Kamplara da tabii ki normal giden, keyif kampı yapan birisiyim. Yani ıssız bir yere gideyim, işte yanımda bıçak götüreyim, yiyecek götürmeyeyim, ağaçtan meyvemi toplarım, ateşimi kendim yakarım, suyumu kendim temin ederim falan gibi insanlardan da değilim. Yani ya da termosu götürüp işte bir hafta, iki hafta, işte 36 saat falan soğuk kalsın, sıcak kalsın diyenlerden de değilim. Bunun altında hemen böyle bir çevirme yeri var. Çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman hat dönüyor. Neydi bunun adı? İp. Evet, bu taşıma ipi. Evet. İçine sarılıyor. Sonra bunu buraya takıyoruz ve bunun ipli olduğunu, burada bir taşıma şeyinin olduğunu kimse bilmiyor, anlamıyor. Gizleniyor. Aynen, gizleniyor. Sonra kapağını açtığımız zaman burada bardak olabilen böyle kulplu bir kapak mevcut. İçinde kulpsuz kapağı mevcut. Bunun en güzel taraflarından birisi burada open diye şöyle göstereyim. Kapak kısmı. Şuradan böyle open'e basıp açtığımız zaman o termosların içi neyse bu da birebir aynısı. Böyle çok güzel bir şekilde akıyor. Aktıktan sonra basıyoruz. Kapanıyor. Sonrasında vidalı bir şekilde de tamamen çıkıyor. Bunun içinde su var. Ve içinde de paslanmaz çelik oldu. Yine tekrar okuyayım. Okuyamadım. Su hareket ettiği için. 304 paslanmaz çelik olduğu yazıyor. İşte burada silikonu var. Orada silikon, hemen gördüğünüz silikon deliği kapatmış. Su akışı olmuyor kesinlikle. Sızdırmıyor. Aynen, sızdırmıyor. Bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bardağımızı alıp koyuyoruz. Sonra diğer bardağımızı alıyoruz ve bu bardağın dişli kısmı buraya çok güzel oturduğu için şöyle koyduğum zaman koyamadım. Böyle koyduğum zaman hep aynı noktaya geliyor bu kulp kısmı. Yani şu noktaya geliyor. Yani kulp kısmı hep bu tarafa geleyim falan demiyor. Dişli yapısını ona göre yapmışlar. Nasıl yaparsanız yapın hep buraya geliyor. O yüzden güzel. Ben bunu kamplarda, pikniklerde kullanıyorum. Çok memnunum. Bir daha A101'e gelirse aynısından satın almayı planlıyorum. Ya da süre gelmedi ama belki gelir. İnternette de satılıyor. Şoktan almıştık. Evet, şoktan almıştık. Bu arada annemlere de aynısından almıştım. Annemler kullanmıyor. Belki annemlerden aynısını alabilirim. Çok da uygun fiyata almıştık geçen sene. 200 lira gibi. 280. Yok, biz 200 küsür aldık. Anneme 280 aldık. O zamlı fiyattan aldı. Bu evet, gayet güzel. İşte biz 210-220 lira falan gibi ya da 202 lira gibi bir civarı aldık. Bunları kaç almıştık? Onu hatırlamıyorum. Ben bunları hatırlıyorum ama bayağı oldu. Yani şu an değişmişti fiyat. Evet, şu an çok değişti zaten, evet, fiyatlar. Ve termos fiyatları çok pahalı. Evet. Şimdi bu termostan da çok mutluyuz. Sıra geldi mataralarımıza. Hangisi senin de bunlardan? Mavi. Şimdi ben spor yaparken matara kullanıyorum. İlk mataram benim bu lacivert matara. Bu mataranın burada böyle silikon bir tutma ipi var. Bu silikon ipi çıkartabiliriz de böyle tutuyoruz elimizde. Sonra burada bir kilit mekanizması var. Buna basıyoruz. Şöyle basıyoruz. Hop açılıyor. Ve şu ucundan sen de aç aynı şekilde. Kilitledim ben. Eşimdeki de mavisi. Kaldır havaya. Eşimin de burada bez tutacağı var. Bu da takılıp çıkabiliyor. Bu da takılıp çıkabiliyor. Ve buradan böyle bu şekilde suyumuzu içiyoruz. Sonra kapatıp kilidini de şu şekilde kaldırınca, şöyle kaldırınca kilitleniyor. Bunun da dikkat ettik. Yani. İçinde su var şu an. Çünkü içinde su koyuyoruz, kokmasın. Evet, buna geleceğiz. Bunun da kapak kısmında yay var. Yay çünkü bozulmuyor ama lastik olanlar zamanla bozuluyor ve lastik çıktığı zaman bir daha takılmıyor. Bu şekilde. Sonra ben aynısının turuncusunu aldım. Çünkü spora giderken ben şöyle yapıyorum. Buna su koyuyorum örneğin. Örneğin buna vişne suyumu koyuyorum. Spor esnasında suyumu içiyorum. Spordan sonra da vişne suyumu içiyorum gibi olayı ele alıyorum. Şimdi diyebilirsiniz termosunuz varken neden suluk aldınız? Bunların şöyle bir avantajı var. Bu da aynısı tabii, turuncu. Bunun pembesi de vardı. Ver onu hemencik. Şimdi bu termosun bu şekilde bir buz haznesi var. Bu buz haznesini ben derin dondurucuya koyuyorum. Bu eksi 20 derecede duruyor. Bunun içinde özel bir sıvı var ve normal buz, örnek veriyorum, 2 dakikada erirken bu çok uzun süreler soğukluğunu muhafaza ediyor. Bunu alıyoruz, böyle içine bandırıyoruz. Bunun içine bandırdığımız zaman, şöyle bandırdığımız zaman ve şöyle bunu kapattığımız zaman, içine sıcak bir içecek bile koysak bu hemen soğuyor ve soğuk bir şekilde içmeye başlıyoruz. Ya da soğukluğunu uzun süreler muhafaza ediyor. Ben içine soğuk su koyuyorum, buzunu da koyuyorum. Bu sayede 3 saat 4 saat spor yapıyorum ve spor boyunca soğuk su içiyorum. Sonra spordan yani sporumu bitirdim, eve gelirken yürüyüş yolunda da soğuk vişne suyumu içerek eve gelebiliyorum. Buz haznesinin olması gayet güzel bir şey. 2-3 saatten fazla soğuk durmuyor. Duruyor. 3-3,5 saat soğuk duruyor. Bana göre durmadı. O şöyle. Sen sadece buz haznesi koydun, sıcak su koydun. Ben ikisi de soğuk koyarsam 3,5-4 saat soğuk kalabiliyor. Al bunun içine koy poşetimizin. Ben tek tek onları poşetledim. Derin dondurucuya kaldırdım. Eksi 20 derecede duruyor. Ve kullanacağım zaman alıyorum, kullanıyorum. Suluklarımız da bu şekilde. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bir tane daha neydi? Piknik için termos satın alacağım. Ya da annemden alacağım termosu. Bu sulukları nereden aldığımızı söylemedim. Ben bunları meşhur bir kahve evinden satın aldım. Bu kahve evinin markası Tchibo. Tchibo'da satılıyor bunlar ve Tchibo'dan satın aldım. Çok mutluyum. Hatta mahallede benimle birlikte spor yapan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım pembesini satın alacaktı. Pahalı diye almadı. Bir gün baktım indirime girmiş. Pembesini satın aldı. O da teşhir ürünü olduğu için içinin buz haznesi yoktu mesela. Bunlar buz haznesi olduğu için gayet Alman güzeller. Alman markası, German yazıyor. Evet. Tchibo malı. Evet. Tchibo kaliteli ürünler satıyor. Bizim termos ve matara incelemelerimiz bu kadardı. Şimdilik bizden bu kadar. Bu arada çok sıcak olduğu için ben terledim. Bizi aydınlatan ışıklar da bayağı bir sıcaklık veriyor. Terleyerek videoyu çekmiş oldum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.